Merhaba arkadaşlar video Hoş geldiniz. Ben Osman hocam bu videomda size tasavvuf edebiyatı terimler hakkında bilgi vermeye çalışacağım ee, yakın dönemde bundan birkaç yıl önce tasavvuf terimlerinden vaat edici sorulmuştu zaman zaman bazı yayınlarda işte zahit fenafillah bekabillah gibi kelimelerle karşılaşıyoruz ee, bunlardan nedir diyen arkadaşlarımız çıkıyor ee, ve bir de hani tasavvufla dinle alakalı kelime kavram son yıllarda biraz daha fazla sormaya başlandı ki çıkmış soruları çözen arkadaşlarımız mutlaka bunun farkına varacaklardır ee, çok daha hakim değiliz bu kavramlara onun için vatede vücut kavramını artı bunun etrafına koyabileceğimiz belli başta 10 civarında kavramı size anlatacağım ee, birkaç okumayla zaten aklınızda kalacaktır hani olur da soru vesaire bir yerlerde gelirse hiç duymadık görmedik demeyin diye e, bir değerlendirme yapmak istedim sizlere peki Tasavvuf'ten e, kavramı nedir? Tasavvuf normalde İslamiyet'in bir yorumudur. E, temelde baktığımızda e, dünyevi hayata tamah etmemek, e, işte nefs, e, nefsin kölesi olmamak e, ve aslında her davranışımızı Allah'a Allah düşünerek, ona bağlılığımızı düşünerek e, yapmak gibi belli başlı teoriler üzerine oluşuyor. Biz bu tarafıyla ilgilenmiyoruz yani dini tarafıyla fazla ilgilenmiyoruz. Hemen kavram olarak baktığımızda sınavda gelen kavramla başlamak istiyorum. Bu kavram neydi? Vahdeti vücut kavramıydı. Bunun normal karşılığı vücut varlık demek, vahdet birlik demek. Yani direkt kelime karşılığı varlığın varlığın birliği şeklinde kısaca kodlanabilir. Neymiş? Varlığın birliği. Peki tasavvufi açıdan baktığımızda bu neye karşılık gelir? E aslında yaratan ile yaratan ile yaratılanın yaratılanın bir olması yani aynı olması. Peki ne demek hocam bu? Yani ne demek? Yani yaratıcıyla bir olmak işte Allah'a ortak koşmak olmuyor mu dini açıdan? Tasavvufi açıdan baktığınız zaman aslında biz e, Allah'tan taşma varlıklarız Yani bir anlamda bu dünya hapishanesine düştük. Hatta aynı zamanda beden hapishanesine düştük. Yani iki tür bir hapis hayatı yaşıyoruz. Dünyanın kendisi bir hapishane. Artı ruhumuz da bu bedende bir hapishane hayatı yaşıyor. Biz aslında Allah'a olan Allah'ın farkında olup onu tanıdıktan sonra ona bağlılığımızı yaptıktan sonra bu dünyanın da bir aslında kıymeti, hüviyeti yok. Yani gelip geçici. Bir an evvel ölsek yeridir. Yani aslında bu hayattan hep vazgeçme anlayışı üzerine düşünülen bir anlayış. Burada peki hocam yani ne demek? Burada vahdede vücut aslında her şeyin Allah olması. Biz özümüzden uzaklaştık. Ama tekrar ölümle birlikte ne yapacağız? Özümüzle yani Allah ile birleşeceğiz. Burada hani biliyorsunuz Hallacı Mansur'un bir sözü var. Ki bunu da literatürde tasavvufi terimlerde almakta yarar var. Nedir? Ne diyordu Hallacı Mansur? Enel, enel hak. Yani Türkçesi neydi bunun? Ben hakkım. Yani ben Allah'ım anlamına geliyordu. Bu görüşünden dolayı tabii normal İslami literatür, literatüre göre baktığımızda bu sakıncalı bir ifade. Yani... Allah'a ortak koşma anlayışı gibi algılanmış ve Hallacı Mansur da ne olmuş? Öldürülmüş değil mi? Ee, i̇şte i̇şte Muhittin İbni Arabi'ye bakıyoruz. Mesela bir yerlerde diyor ki ben senim sen bensin. Yani aslında biz ikimiz aynıyız gibisinden. Bu tasavvufi inanışa göre normal bir şey. Bakın neymiş? Yani aslında her şey Allah ve her şey, birlik, çokluğun birliği anlamına geliyor arkadaşlar ve aslında bir anlamda biz Allah'ın bir parçası gibi değerlendiriliyoruz. Ee, peki bunun dışında masiva kavramı var. Yani burada vahide vücut varlığın birliği demekti, değil mi? Enel hak ben hakkım demek. Bunun dışında e, masiva kavramı var. Masiva normalde gölge demektir kelime karşılığı olarak. Ama e, görünürde ise e, Allah dışında Allah dışındaki dışındaki varlıklar anlamına gelir. Yani şu anda biz masivayız. Yani görüntü itibariyle biz Allah'ın dışında şu anda ondan ayrı varlıklarız. Ama ölümle birlikte ne yapacağız? Aslında birleşeceğiz. Hani Mevlana'nın bir sözü var ya ölüm günüm düğün günümdür diye. Mustat günü çünkü Allah ile yani özüyle ne yapacak? Birleşecek. Bu tekke de bir altındaki devriye nazariyesi vardı ya ona karşılık geliyor. Yani aslında özümüzden Allah'tan koptuk e, ve tekrar özümüze yani Allah'a ne yapacağız? Döneceğiz felsefesidir. O zaman vatedi vücut her şeyin aslında bir anlamda Allah olması. Masiva gönülde Allah'ın dışındaki her varlık yani biz e, mesela masiva şu anda ama ölümle birlikte ne yapacağız? Birleşeceğiz. Ve tasavvufta belli mertebeler var arkadaşlar. Bu mertebelerle alakalı kavramları vermek istiyorum. Mesela bunların bir tanesi, e, fena fillah kavramı. Neymiş fena fillah kavramı? Karşılığı nedir diye bakarsak, fena fillah, Allah'ta yok olmak demektir. Neymiş Allah'ta yok olmak? Aslında yine şöyle bir kavram duymuşsunuzdur. Ölmeden önce ölmek. Neymiş ölmeden önce ölmek anlamına gelir? Ve bu tasavvufta son aşamadır arkadaşlar. Son aşama diye bilir. Peki ölmeden önce ölmek ne demek? Yani siz bu dünyada yaşıyorsunuz ama bu dünyanın geçici olduğunu bildiğiniz için mal, mülk, para hiçbir şeyin peşinde değilsiniz. Hiçbir hırsınız yok. Zaten hani ölsem de önemli değil. Çünkü ölümle ben zaten özüme yani Allah'a kavuşacağım ve artık onunla Onda yok olacağım. Artık ben diye bir şey kalmayacak. Ben Allah ile birleşeceğim ve Allah'ın kendisi olacağım. Değil mi? Peki burada o zaman ölmeden önce ölmek demek bu dünyanın mallarına gözünüzü kapamak anlamına geliyor arkadaşlar. Peki fenafillah dışında ne var? Bekabillah diyoruz. Bekabillah. Bu da fenafillah ile alakalı aslında. Ama ufak bir farklılık var. Bu sefer diyoruz ki Allah ta, Allah ta. Sonsuza dek yok olmak. Neymiş? Allah'ta sonsuza dek yok olmak. Evet. Ee, yani beka zaten hani kalıcılıkla alakalı bir şey zaten. Fena filan normalde Allah'ta yok olmak. Beka billah ise Allah'ta artık sonsuza dek yok olmak anlamına gelmektedir. Peki bu mertebeye kimler erişir? Hemen onun cevabını verelim. İnsanı insanı kamil diye bilinen yani karşılığı olgun insan anlamına gelen olarak bakarsak da e aslında yukarıda anlattığımız mertebe var ya mertebe yani ne o fenafillaha fena fillaha erişmiş insan. Yani artık Allah'ta yok olmuş insan anlamına gelir. Hani bu tasavvuf büyükleri de vardır değil mi? Yani artık bu dünya ile bağı kamlamış ve hep Allah ile hemhal olan, hep onunla yaşayan, e, evliya diye tabir edilen arkadaşlar, kişiler var değil mi tarihte? İşte insan-ı de neymiş? Bu tasavvufun en üst mertebesine erişmiş kişilerden sayılıyor. Peki yine bu mertebeye eriştiği var düşünülen kişilerden mürşid kavramı alalım. Mürşid. Hatta yine buna pir kelimesi de kullanılır. Ne demek bunu değerlendirelim? Doğru yolu gösteren. Doğru yolu gösteren. ilahi aşkı anlatan kişidir. Neymiş? İlahi aşkı anlatan kişi. Yani mürşid irşad eden Yol gösteren, ışık tutan anlamına gelir arkadaşlar, tamamdır. Tasavvufta mürşit kavramı yine önemli. Peki e, mürşit yanında e, şeyh kelimesine bir el alalım. Şeyh kelimesi de aslında tarikat kurucusu anlamına geliyor. Tarikat kurucusu anlamına gelir. Peki ne yapıyor tarikat kurucusu? Ee, aslında bu söz konusu tarikatta yine en yüksek mertebeye gelmiş kişidir. Neymiş? En yüksek mertebeye gelmiş kişidir. Evet. Peki tarikatlarda bir de ne vardır? Yani şeyh tek başına şeylik yapmıyor. Yani şeyh yaptığı bir kitle var değil mi? Bunun karşılığı ise nedir? Mürit kavramıdır mürid Arapça kökenli bir kelime iradesini teslim eden demektir. Peki o zaman mürid iradesini kime teslim eder? Şeyhine eder. Yani o zaman ne diyoruz? Şeyhe bağlanan şeyhe bağlanan e, ve tasavvuf yolunda ilerleyen kişi ve tasavvuf yolunda ilerleyen kişi yolunda ilerleyen kişi Peki bu tasavvuf yoluna ilerleme nedir arkadaşlar? Yani tasavvufta yol alma işine biz ne diyoruz? Seyri süluk. Neymiş arkadaşlar? Seyri süluk. Yani bu tasavvuf yolculuğu seyri süluk olarak adlandırılıyor. Bu yolculuğun sonu nereye varıyor? Fenafillah'a ve bekabillah'a varıyor. Zaten söylemiştik değil mi? Peki bu burada e, zahit kelimesini yine el alalım arkadaşlar zahit diyoruz mesela zahit dediğimiz kişi e, dünya e, nimetlerinden dünya nimetlerinden elini eteğine çeken kişidir dünya nimetlerinden elini eteğini çeken kişi diyoruz. Peki e, nedir mesela bu tasavvufta e, dünya nimetlerine eline teyine çekmek demek. Bunu kaygısız aptaldan örneklendirelim. Kendisi a, a, Alanya Bey'in oğludur. E, aslında babasının yerine geçebilecekken o tamamen kendisini din ve tasavvufa verir. Yani bu işleri hiç tevessül etmez. Mesela birçok e, tasavvuf büyü diye tabir edilen kişiler evlenmemişlerdir arkadaşlar. Tabi burada Hani ister istemez aklıma da gelmiyor. Değil. Söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar. Yani o zaman peygamber efendimiz niye evlendi? diye sorasım geliyor arkadaşlar. Değil mi? Neyse. Fazla bulaşmayayım arkadaşlar. Sadece bu benim kafamda olan bir soruydu. Ee, peki. Devam edelim. Başka ne var? Ee, burada derviş kavramını ele alabiliriz. Derviş. Derviş de e, yine ee, mürit gibi arkadaşlar, bir tarikata girmiş, bir tarikata girmiş, onun kurallarına göre yaşayan kimse, onun kurallarına göre yaşayan kimse. Bu, peki hocam burada hani? müritle bunların farkı nedir diyebilirsiniz. Aslında müritle aynı. Bu da tarikat yoluna girmiş ama müritler daha çok tekke etrafında olurlar. Yani şeyh ile e, genelde sohbet halinde olurlar. Genelde tarikat ile bağları fazladır ama dervişler biraz gezgin insanlardır. Yani artık alacağını almış, böyle dünya nimetlerini eline teğine çeken, çeken bir lokma, bir hırka şeklinde. Mesela böyle yamalı elbiselerle diyar diyar gezen, işte Tanrı misafir olup bir lokma iyi kötü ölmeyecek kadar yiyip hep yoluna devam eden e, kişilerdir. Yani biraz bir anlamı dermiş. E, şeye göre daha dışa dönük tasavvuf, dışa dönük e, kişilerden arkadaşlar. Peki, burada yine bahsedeceğim birkaç kelimem kaldı. Mesela Kabe kavramı. Yani Kabe biliyorsunuz e, İslam'ın kalbi yani Allah'ın evi şeklinde kabul edilir ve namaz ibadetlerinde dünyanın neresinde olursanız olun yönümüzü nereye döneriz? Kabe'ye döneriz değil mi? Şimdi bu tasavvuftaki Kabe ise arkadaşlar normalde insanın gönlü yani aşığın nedir arkadaşlar? Gönlü. Peki aşık kim? Aşık biz yani hani Allah yoluna girmiş insan aşık oluyor. Peki maşuk kim? Yani sevilen kim? Allah. Şimdi Kabe ise burada aşığın gönlü. Yani ben birisinin e, mutlu olmasına vesile olmuşsam, onun gönlüne yer et, edinmişsem işte alın size bir Kabe. Her yer Kabe yani. Değil mi? Tasavvuf inancına göre e, böyle somut e, bir şey üzerine değil de arkadaşlar, insan merkezde, insan sevgisi üzerine arkadaşlar ne yapılır? Hareket edilir. Hani Yunus Emre'nin bir sözü var biliyorsunuz. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Değil mi? Yani e, madem ki e, bizim dışımızda bizim gibi düşünmeyen insanları da Allah yarattı, o zaman ben Allah'ın yarattığına kötü diyemem. Ben onu da sevmek zorundayım gibi düşünmek lazım ki. Yani bu inanış aslında bir anlamda Osmanlı e, büyürken aslında yürüdü doğru İslamiyet'in yayılmasına da vesile olmuştu. Ama sonrasında tabi biliyorsunuz tarikatlar falan yozlaştı. Ve bırakın insanları kucaklamayı her bir tarikat kendisi dışındaki tarikatları işte ne yapıyor? Ee, cehennemlik olmakla suçlar hale gelmiş arkadaşlar. Bu da maalesef ki günümüzün sonları arasında yer alıyor. Peki o zaman Kabe Aşin Gönlü dedik. E, vuslat makamı Vuslat makamı diyoruz. Ve bunun dışında yine bahsedeceğim 3 e, üç kelimem kaldı. Onu da değerlendireyim videomu bitireceğim. Meyhane kelimesi. Meyhane. Burada geçen meyhane tasavvuf anlayışına göre tekkeye tekab eder. Yani tekke de mürit tekkeye gider. Yani meyhane burası. Peki orada ne oluyor? Mesela şarap içiyor. Peki bu şaraptan kasıt ne? Sembolik anlamda aslında ilahi aşk içiyor. İlahi aşkı. Peki orada ne oluyor arkadaşlar yine mürit, mürit sarhoş oluyor. Peki sarhoş demek ne demek arkadaşlar orada? Ne anlama geliyor? İlahi aşk ile ilahi aşk ile kendinden geçmiş derviş. Kendinden geçmiş kişi anlamına geliyor. Ki ilahi aşk ile kendinizden geçme aynı zamanda nedir? Cezbe anlamına gelir arkadaşlar. Neymiş? Cezbe. Yani cezbe halinde derler arkadaşlar. Neymiş? Cezbe. Evet. Ee, burada tabi tasavvufla alakalı o kadar kelime var ki arkadaşlar. Burada ben neyi toparlamaya çalıştım? Ha şunu unutmayalım arkadaşlar. Tabii ki tasavvufdan bahsettik ama e, yani nefs kelimesini söylemeden geçmeyelim arkadaşlar. Nefs. Nefs normalde insanın kötü tarafıdır. Yani insanın dünyevi istek ve arzularıdır. Neymiş? Dünyevi istek ve arzular. Peki ne oluyor mesela dünyevi istek ve arzularda? İnsan ee, insan insanı bu işlerden alıkoyuyor. Arkadaşlar Allah ile olan ilişkisinde alıkoyuyor. Oysa e, dünya malı gelip geçici. Hani Yunus Emre diyor ya mal sahibi, müs Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk da yalan. Gel biraz da sen oyalan. Yani ne olacak? Nereye kadar oyalanacaksın? Bir şekilde bir gün öleceksin ve o malı arkanda bırakmak zorundasın değil mi? İşte nefste tasavvufi inançına göre insanı Allah'a giden yolda sürekli alıkoymaya çalışan kötü duygularımız, kötü arzu ve isteklerimiz oluyor. Evet burada... Ee, aslında bir anlamda yani edebiyat dışına çıktık gibi oldu ama e, çıkmadık aslında. Biz edebiyat dersi içerisinde divan edebiyatını özellikle tekke edebiyatını anlamak için bizim bu literatürü ne yapmamız lazım aslında bilmemiz gerekiyor. E, ve içerisinden hani olur da bir kavram bir soru çıkarsa duymadık etmedik demeyesiniz ya arkadaşlar. Bir hatırlatmak istedim. Evet umarım e, iyi bir tekrar olmuştur. Birkaç e, okumayla zaten kavranlar aklımızda kalacaktır. Bunları ezberlemeye falan çalışmayın bence. Akılda kalır diye düşünüyorum. başka videolarında görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Ee, çalışmalarınıza kolaylıklar diliyorum.